İslam camiasında, aleminde, büyük bir bölümünde kutlana gelen bir Nevruz bayramı geleneği vardır, geleneğimiz vardır. Türkiye Cumhuriyetlerin tamamında ve komşu ülkelerde güzel bir şekilde kutlanan bir bayramdır. Tabiatın uyandığı yeni yılın, baharın gelişi demektir. Yeni yılın başlangıcı demektir. Şimdi Nevruz bayramı, adı üstünde Nevruz yeni gün diye adlandırılan bir bayram. İnsanların tabiatla canlanması, coşması, yeni bir hayatın, yeni bir ruhun bütün kainata hakim olması demektir. Ve insanlar, özellikle bizim bu yöremizde, Iğdır'ımızda Nevruz geleneklerinin birkaç parçada, birkaç bölümde sayılabilir. Bunlardan bir tanesi mezar ziyareti veyahut nam-ı diğer ölü bayramı, kabir üstü. Şimdi herkes kendisi için bayramı yapacak ama kendi bayram etmeden önce ölülerini sevindirmeye başlıyorlar. Herkes kendi ölüsünün mezarına gidip onu da bir ruhunu şad etmek için bir şeyler yapıyor. Yiyecek bir şeyler yapıyor. Efendim dağıtılacak bir şeyler getirip dağıtıyor. Fatiha okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Mezarların bakımı yapılıyor, yenileniyor. Şimdi insan ancak o şekilde motive oluyor. İnsan o şekilde rahatlıyor. Yani ölülerimin ruhlarını sevindirdim. Bundan sonra bayram yapma sırası bizdedir diye. Bugün de burada işte çekimini yaptığımız bu ölü bayramı, kabir üstü geleneğini Iğdır Asri Mezarlık'taki şehitlerimizin mezarlarında şehitlikte çekiyoruz. İnşallah onlara gidip bir Fatiha da okuyacağız. Rabbim ruhlarını şad etsin. Düğün bayramdı. Hayal tamız geleceğini bayramın müdahale olsun abla. Bayramın müdahale olsun bacım. Ooo, balalarımız geldi. Balalar, bayramımız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Nice nice bayramlara, sağlıkla, hoşgörüyle. Ata, sen de hoş geldin. Buyur, gel otur. Ta gelin, buyurun. Göre geçmeyin. Sağ ol oğlum. Senin de bayramın mübarek olsun. Nice nice bayramlara. Sağ ol canlım, senin de bayramın var yoksa nece nece bayramlara. Size bir anlat da bu Nevruz'u, bayramı, geleneği. Hala bayramı bana sordun, ben de bayramı size izah edeyim. Bayram Türk devletlerinde olduğu gibi Iğdır'da da yoğun bir şekilde kutlanmaktadır. Bayram, baharın gelişi, çiçeklerin açışı, kuşların çığlıkçısını simgeleyen bir gündür. Bayram, hoşgörünün, güzelliğin, kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, üçgünlerin barıştığı bir gündür. Bu bayram atadan dededen bize bir miras kalmış. Biz de bu mirası sizlere bırakacağız. Nevruz bayramında ilk haftasında yedi levin olayı vardır. Yedi levin olayında yedi levinde çerez alarız, çerezi getirir eve. Büyük bir tepsinin içine tökerik. Evin büyüğü o tepsideki çerezi karıştırır hepsinden. Şeyler karıştırar, karıştırdıktan sonra evdeki bütün herkese paylarını bir bildiğimiz hemen bir kabla herkesin payını böler. Böler verer. Artı yumurta olayına da gelince yumurta da bizim Iğdır'da bayramımızın olmazsa olmazıdır. Yumurta olayında da mesela yumurtayı her evde olduğu gibi Iğdır ve çevresinde boyayarlar. Boyadıktan sonra komşularının çocuklarını filan hepsine işlem ederler. Valla. Hala hazır mısın? Gel kardeşim benim. Gel kardeşim sen de. Nevruz küskünlerin ve dargınların barıştığı güzel bir gündür. Kardeş bayram veriyorsun. Değil mi? Kardeş bayram veriyorsun. Kardeş bayram. Ay
Ay kardeş, ay kardeş, pek güzel gündür, Nevruz bayramıdır. Böyle günde küsme olmaz ki. Hele bir barışın yürek. Ay hanım, bak o yedi lavını getir, payımızı böğür, bak uşakların payını ver, hakkını ver. Tamam. Buyur. Balalar, kalkın oturun, hanım çerezimizi bölsün. Hanım bunların çerezini böl ver. Çerezimiz bölündü. İsteyen burada yesin, isteyen götürsün evine. Hanım biraz da ondan ayır. Dışarıdan şimdi çocuklar gelecek mendil atmalı. Tamam, ayırmışım onların payını. Ayırıp sen onları. Aha kapı çalındı bak. Götür onların payını da. Ay nene, kimdi kapımız çalan? Şşş, durun uşaklar gitti. Nerede paylağını istediler? Götür bunlardan birine. Bir nenem pabuklar aldı, içeri götürdüğünü getirmeye. Öyle şey mi olar? Yıllarımızın adetidir. Şimdi içine bayram çalımızı koyacağım. Bu benim dedemin dedesinin dedesinin dedesinden dedesinden döneceğidir. Gelin götürün.